Son defa söylüyorum. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Efendiler, hanımefendiler. Harf inkılabı ayrıdır, dil devrimi ayrıdır. Dil devrimine gelirsek... İkisi başka şey. Biri yazı, biri konuştuğun dil. Ayrı şey. Ya şu şeyi... Neyse. Anlatamıyorum. Diyorum ya. Bir tuhaf bir şey olduk biz. İdrakimiz falan gitti. Evet hocam, affedersiniz. Belki dil devrimine gelirsek... Harf ayrılık... devrimi... Evet, harf... Dil devrimi bir hocam açıklar mısın? İkisinin farkını. Evet. Anlatamıyorum. 28'de... Yani 28'de alfabeyi değiştirdik. Tamam. Yani kullandığımız alfabeyi, harfleri değiştirdik. Tamam. Arap kökenli, efendim birkaç da Farsların ilavesiyle olan alfabeyi bıraktık ve Latin kökenli bir Türk alfabesi aldık. Hı. Bakın o alfabenin adı Türk alfabesidir. Kökeni Latin'dir. Latin kökenli Türk alfabesine. Eskisi de Arap kökenli yine Türk alfabesi. Ötekiler mesela. Ondan önce Soğut kökenli Türk alfabesi. Kaşgarlı Mahmut Türk alfabesi budur diyor. Evet. Kökeni Soğut ama. Soğut kökenli. Ondan öncesi de metinlerde artık şu alfabe bu alfabe denmiyor. Yani bugün ilim adamları işte runik alfabe dediğimiz Göktürklerin alfabesi. Kaç alfabe var? Göktürklerin yani yaygın olarak Sovyetler Birliği'ndeki Türklerin kullandıkları Kiril'i de kattığımız zaman yaygın olarak 5 alfabe kullanmış Türkler. Tarih boyunca. Yaygın, sayar mısın? Yaygın olarak. Önce Göktürk. Arkasından Uygur. Uygur. Ondan sonra Arap harfleri, Latin harfleri, Kiril harfleri. Yaygın olarak bunlar kullanıldı ama daha böyle az topluluklar tarafından ve daha küçük coğrafyalarda diyelim ki Brahmi alfabesi kullanıldı bir şey Hint yazısı. Tibet alfabesi de kullanıldı. Yani daha küçük Karaman alfabesi kullanıldı. Grek alfabesi kullanıldı. Bunlar ama dediğim gibi küçük gruplarda ve daha küçük coğrafyalarda. Bu 5 alfabe yaygın olarak kullanıldı. Yani Türkler ilk defa alfabe değiştirmedi 1928 yılında. Efendim dil inkılabına gelince, dil devrimine gelince dediğimiz... Affedersin hocam, bakın çok önemli bir şey söyledi hoca. İlk defa alfabe değiştirmedik biz dedi. Evet. Bir de demin biraz kaynadı, Erhan Arada hemen bir laf şey yaptı. Çok önemli bir şey söyledi. Devrimci arıyorsanız en önemlisi Satuk Buğrahan'dır dedi. Dini değiştirdi yahu. Doğru. Evet. İslamiyet'i resmen kabul ettirdi. Hayat tarzı değişti. Ha? Her türlü hayat tarzı Her şeyi değiştirdi. Satuk Buğrahan'dır. Karahanlıların. Fatih Sultan Mehmet de büyük devrimcidir. Evet. Yani aslında büyük hükümdarlar devrimci. Yani efendim, Fatih Sultan Mehmet Türk idare sistemini değiştiriyor. Sen daha iyi bilirsin. O sayede Osmanlı. Evet, o sayede Osmanlı. Hocam şeyi söylerken sana enteresan bir soru geldi. Diyorlar ki Türklerin kendilerine ait bir alfabesi yok. İşte bu Göktürk alfabesi. Söyledim. Yani en başta anlattık tartışmalı ama o yani ondan önce başka bir alfabe yok. Evet. Peki abi 28'de harfler değişiyor. Evet. 32'de? 32'de ne oldu? 32'de dil inkılabı, dil devrimi başladı. Ya 1932 Temmuz'unda Türk Dil Kurumu'nu kurdurdu Atatürk. Türk Dil Kurumu'nu kurdurdu. Bizzat Atatürk kurdurdu. Bir yıl önce Tarih Kurumu'nu kurdurmuştu. Onun kongresi sırasında da karar verdi ve Türk Dil Kurumu'nu kurdurdu. Ve Türk Dil Kurumu'nu kurdurduktan sonra da Eylül ayında, Eylül ayının sonlarında, 26 Eylül'de başlamak üzere ilk dil kurultayını topladı. Uluslararası yani başka şeylerden de geldi. Bakın şimdi Atatürk bu ilk 3 kurultay yapıldı Atatürk zamanında. 32, 34, 36 kurultay aşağı yukarı 8 gün, 9 gün filan sürüyor ve bir kültür olayı o devrin gazetelerinin 9 gün, 10 gün birinci sayfasında manşette ve radyoda ilk haber. Yani şunu anlatmak istiyorum. Yani bugünle mukayese etmek istiyorum. Yani bir devlet adamlarının kültüre verdiği önemli. Neyse 32'de dil kurumunu kurdurdu. 26 Eylül'de de kurultayı topladı. Kurultayın sonunda efendim bir takım kararlar alındı. Bu kararlardan biri efendim işte Öztürkçe bir dil meydana getirmek. Öztürkçe yani dilde Arapça, Farsça kökenli olan veyahut başka dillere ait kökeni başka dillere ait olan kelimelerin tamamını atıp yerine efendim Öztürkçelerini koymak. Ha şimdi bu 32 dil devrimi şimdi bu. Beyler. Hı. Benim şahsen yanlış dediğim bu. Evet. Sonra bundan dönüldü. Dönüldüğünü de anlatacağım. Evet. Şimdi 32 yılında bu karar alındı. Yani hayatta atılacak efendim elbisede atılacak, zevkte atılacak,
bu kelimelerin yerine öz Türkçeleri konacak. Hı. Öz Türkçeleri nereden bulunacak, nasıl bulunacak? Ya eski metinlerden bulunacak, bunun için tarama sözlükleri işte bunun için başladı. Hı. Yahut halk ağızlarından bulunacak, bunun için derleme sözlükleri, ilk derlemeler yapıldı. Veya Türkçe eklerle yeni kelimeler türetilecek ki çoğunlukla bu yola başvuruldu, onu söyleyeyim. Hı. Yani öz Türkçe kelime olarak diğer ikisinden daha çok, en çok bu yeni eklerle yeni kelimeler meydana. Uydurma dediğimiz kelimeler. Yeni kelimeler. Hayır, bu kurallara uyarsa uydurma demiyoruz. Ama Türk dilinin kurallarına uymazsa uydurma diyoruz. Fakat her şeyden önce mesele, dilde halkın diline girmiş kelimeyi atmaya ihtiyaç var mıydı, yok muydu? Hüseyin Cahit Yalçın o ilk kurultayda bu teze karşı çıktı. Yani 26 Eylül'deki kurultayda. Faaliye Sıfkı bunu çok... 32 yıl... 1932, 32. 26 Eylül Falih Rıfkı'nın bildirisini okuduğu ya 26 ya 27 Eylül her neyse büyük bir yankı uyandırıyor. Atatürk çok kızıyor. İşte cevap vermeleri için Fuat Köprülü filan çıkıyor. Tatmin olmuyor Atatürk. Hasta yatağından dil kurumunun işte ilk başkanı efendim Sami Rıfat cevap versin diyor ve Sami Rıfat iyi bir hatip, o cevap veriyor. Ama aydınlar Falih Rıfkı'nın anlatışına göre aydınlar içten içe Hüseyin Cahit'i tutuyorlar, yani pek istemiyorlar. Ama aydın neyse, oldukları için ses çıkmıyor. Sesleri çıkmıyor. Yani Hüseyin Cahit Yalçın ilgi çekici bir adam. Yani bu Falih Rıfkı'ya şeyini, bildirisini gönderirken Atatürk'ün hoşuna gitmeyecekse ben bunu okumayayım diyor. Buna rağmen okusun diyor Atatürk. Her neyse, bu hareket böylece başlıyor. Yani kelimeler atılmaya, yerine yenileri konmaya, ama o yeni kelimeler... yeni kelimeler... İlk gün bir zahmet konuğun ismini yaz Allah aşkına ya. Devam et. Evet, o yeni kelimeler... Seyirci soruyor, kim bakın duruyor? Bak, sıkıldığına koymakla. Tarama dergisi mesela, bu yeni kelimeler için. Şuradan rastgele açtım. Ersin Beyciğim, koyduk ismi. Evet, şimdi... Sayın Ersin Akıl, koyduk ismi. İlk evet, şimdi... Seyyiye diye bir kelime var eski dilimizde. Seyyiye, Arapçadan geçmiş kelime. Karşısında ne yazıyor? Bir, işsizlik, esizlik. Efendim, bu çok eski Türkçeden bir kelime. İki, kötü. Üç, kötülük. Dört, suç. Beş, yavuz. Altı, yavuzluk. Yedi, yazık. Yedi tane karşılık verilmiş. Şimdi bu dili kullanmak istiyor yazarlar. Daha doğrusu yazarların bu dili kullanması isteniyor. Evet. Yazarların kimisi işsizliği kullanıyor, kimisi yazığı kullanıyor. Böylece büyük bir karışıklık ortaya buluyor. Büyük bir karışıklık halk ortaya çıkıyor. Ne oldu? Efendim? Halk da anlamıyor. Hatta işte pek çoğunun hatırasında sözlüğü açar, acaba önce kendi bildiğimiz dille yazar, kendi bildiğimiz kelimeleri kullanır. Sonra bu tarama dergilerini açar, oradan bakar, işte hangisini koyacaksak onu koyarız. Yani kalemin karşılığında işte efendim yazaç var, yazgaç var, kamış var, şu var, hangisi? Böylece büyük bir karışıklık ortaya çıkıyor. Yani bir türlü şeye, bu tarama dergilerine bir türlü oturmuyor. Efendiler, dil kurumunun ilk başkanı Ermeni falan değil ya, Sami Rıfat. O daha sonra. Ermeni de hiçbir zaman başkanı olmadı. Öyle bir başkan uzmanı yok. Oldu. Yani Agop Dilaçar'ı kastediyorlarsa... Agop Dilaçar'ı kastediyorlar. Agop yani Dilaçar'ı başkan değil ki Agop Bey. Başkan Sami olmadı. Sami Rıfat, kardeşi Ali Rıfat Çağatay. Evet. Sami Rıfat aynı zamanda Oktay Rıfat'ın babası. Evet, önde gelen bir Bektaşi. Evet. Meşhur nefesleri vardır. Yani Sami, Allah aşkına Sami Rıfat gibi soyu sopu yani... Bir şeyh ailesinden gelen bir adam sizin. Ya nasıl Ermeni şey yapıyorsunuz, kulaktan dolma şeylerle. Erhamid Erhan da daha sonra diyor. Hayır, genelde şu denir. Değil, Türk dilini Agop Dilaçar. Değil. Sadeleştirdi. İşte bunlar kurulmuş hiçbir zaman başkanı. Bunlar yaygın şey, yaygın yanlışlar. Bilgiler. Yani Agop Dilaçar sadece dil kurumunda uzmanlık yapmış. Ne alakası var efendim? Evet. Meşhur bir nefesi vardı. Neydi şeyin, Sami Rıfat'ın? Hatta Yahya Kemal'in nazilesi vardı. Feralmış Kadir Ruhu Tabii Ziya'dan. Şair aynı zamanda. Bugün bir vaya kalmış her Ziya'dan. Evet. Sami Rıfat önemli bir Bektaş'a şairidir. Ve yani Ermeni falan filan değildir. Kardeşi, abisi Ali Rıfat Bey, Ali Rıfat Çağatay, Prenses Zehra'nın kocası. İlk İstiklal Marşı'mızın bestekarıdır. Bestesini yapan kişi, evet. Oktay Rıfat'ın meşhur yazarlarımızdan Oktay Rıfat'ın babası da Sami Rıfat. Babasıdır Sami Rıfat, evet. Torun da Sami Rıfat. Ha, torunu evet. Da Sami Rıfat, evet. Allah Allah. Şimdi
Evet, böylece bir Fahri Rıfkı bunları Çankaya kitabında çok güzel anlatıyor. Çok güzel, böyle bir çıkmaz yola girilince Atatürk, hatta Atatürk o dille bir takım nutuklar da veriyor. Meclis konuşması var. Evet. Efendim İsveç veliahtının gelince o konuşması var. Felaketi babanız daha önce gelmişti diye evet. Orada bir anlatır. Evet. Göktürk anıtları gibi. Evet, o iki acun bitiminde filan evet. Diye böyle konuşmaları var. Ama 35 güzünden sonra Atatürk'ün konuşmalarında artık böyle kelimelerin kullanıldığını görmeyeceksiniz. Çünkü 35 güzünde itibaren Atatürk bu %100 özleştirme, eski tabirle tasfiye, tasfiye hareketinden vazgeçiyor. Ama vazgeçmek için şöyle bir yol buluyor. Güneş dil teorisini ortaya atıyor. Güneş dil vazgeçmek teorisi, için. Evet, vazgeçmek için. Güneş dil teorisinin iki amacı var. Birisi Türk tarih teziyle, yani Atatürk'ün ortaya attığı, işte Samih Rıfat filan da onların fikri planda, arka planında Samih Rıfat da var. Yani Türk tarih tezi, Türk yurtlarında, bütün medeniyetin Türk yurtlarında doğduğu ve başka milletlere yayıldığına dayanıyor. İşte buna paralel olarak güneş dil teorisi de Türkçe, yani Türk yurtlarında madem ki medeniyet doğmuştur, işte ilk defa da bütün objelere, nesnelere Türkler ad vermiştir. Hmm. Ve böylece efendim Türkçe adeta ilk dildir, ana dildir. Hmm. Neden güneş deniyor? Yani güneş dil teorisi. Çünkü bu teoriye göre ilk insanlar, ilk konuşan insanlar en çok güneşin etkisinde kalmıştır. Yani güneş olmasa hayat olmaz, sıcaklık olmaz, ışık olmaz. Dolayısıyla güneş ilk insanlar için en önemli varlıktır. Nitekim eski medeniyetlerin pek çoğunda güneş tanrıdır. Efendim işte Hititlerin güneş kursu vesaire. Yani çok önemli bir kültür. Dolayısıyla ilk insan, ilk ismi, ilk konuşan insan ilk ismi güneşe vermiştir. Peki bu kelime nedir? Yani ilk kelime, güneşe ad olan ilk kelime nedir? A kelimesidir. Neden A kelimesidir? Çünkü hançerenin en kolay çıkaracağı kelimedir. Yani ilk konuşan insan hançerede en kolay ne çıkar? A çıkar. A biraz uzatılırsa yumuşak G oluşur. Böylece A'ı güneşe verilmiş isimdir ve bunu da Türk vermiştir. Yani güneş dil teorisine göre. Hocam bunu inanarak mı söylüyorlar bunları? Yani bu Atatürk bu teori üzerinde çok durmuş. Bizzat İnanıyor yazılar mu? Yazmış. Bence hocam, bence inanıyordu ama ikinci amacı da var Atatürk'ün. Yani birisi bu söyledi. İkinci amacı da işte bu tasfiyecilikten vazgeçmek. Madem ki bu kelimeler Türkçedir, o zaman bu kelimeleri dilden atmaya gerek yoktur. Dilden atmaya gerek yoktur. Bakın şimdi bu teorinin kitabı bu. Yani bu güneş dil teorisinin kitabı şu. Bak, bir göstereyim. Bir yani. Adına bakın. 35. Etimoloji, morfoloji ve fonetik bakımından Türk dili. Bu. İşte şöyle birkaç şeyini göstereyim size. Buyurun işte. Kelimeler, şeyler, morfoloji. Güleç, olgaç, inanç, öget, donat, tokat. Kompozitör bu efendim. İşte güneşli ulus basım evi. Görüyorsunuz güneş dil teorisi esası ve kaynakları. Şimdi yaklaşalım arkadaşlar şunu. Bu. Çok nadir bu. Çok görüyorsunuz. Nadir bulunan bir kitap. Evet bu efendim. Bakın orada, tabii burada yazarı bu. Görünmüyor ama bizzat Atatürk kaleme evet. aldı bunu. Evet, bu efendim. Şimdi bakın faydalandığı kitapları da söylüyor başında. Yani nelerden, hangi eserlerden faydalanmış. Şimdi ben demin kısaca anlattım güneş dil teorisini. Ama şimdi yeni dediğimiz teorinin temelini tevsik için belgelendirmek için şu eserleri gözden geçirdik diyor. Bir büyük Rus alimi Pekarski'nin deminden beri Pekarski diyorlar ya. Evet. Pekarski'nin Petrograd'da 1907'den 1930'a kadar parça parça basılmış Slavar Yakutskoga Yazıka, yani Yakut dilinin sözlüğü. Bunu tercüme ettirdi Atatürk. İki, Hilaire de Barenton'un 1932'de Paris'te basılmış olan Etude Orientale numero ne bu? 7 set. Efendim, evet. L'origine des langues, des religions et des peuples
işte parti filan filan. Yani demek istiyor ki dillerin kökeni, önce etüt oryantal yani doğu araştırmaları, dillerin kökeni, dinlerin, halkların dinleri vesaire, bundan faydalandık. İlerdo Baranton Sümerce ile uğraşan bilim adamlarından birisi. Aynı zatın 33'te basılmış etüt oryantal, yine yine l'origine de langue vesaire. Ve Carra de Vaux'un, bu da işte Etrus, evet, bu Etrus dili üzerinde kitap, bunlardan istifade ettik diyor. Ve bu teoriyi, ama en son Kvergic diye bir Avusturyalı adam var. Kvergic, Doktor Kvergic. Bunun psikolojiyi de Kelköz Eleman de Langue Türk. Türk dilinin bazı elemanlarının psikolojisi, bazı unsurlarının, bazı ögelerinin psikolojisi. Bu Kvergic diyor ki, efendim, belli sesler belli kavramları veriyor. Belli sesler. Fotokopi alabilir miyim, müsaade eder misin? Tabii alırsınız. Şükrü burada mı? Belli sesler belli kavramları veriyor. Orada sayıyor. Hangi ses hangi kavramı veriyor? İşte L sesi hangi kavramı veriyor? Efendim G sesi, K sesi hangi kavramı veriyor? Bakın, hesaplamalar falan var. Atatürk bunu geliştiriyor. Geliştiriyor ve bunu bir etimoloji sistemi şurada haline getiriyor. Yaklaşalım yani. Şuraları gösterelim. Şöyle. Yani bu şeyi bir etimoloji sistemi haline getiriyorlar. Şöyle. Ve böylece her kelimenin bu sisteme göre açıklamasını, etimolojik açıklamasını yapıyorlar. Ve Ekim ayında bakalım, 3 son teşrin, 1935 Pazar, Ulus'ta dil yazıları. Ulus'ta birinci dil sayfa, sağ tarafını tamamen kaplıyor. Devir, zaman. Ulus gazetesi değil mi abi? Evet, Ulus gazetesi. Yarı resmi o zaman Ulus gazetesi. Devir, devre, daire, zaman sözlerinin etimoloji, morfoloji ve fonetik bakımlarından çözümlenmesi. Yani Türkçe olduğunu bu kelimeleri abi çözüyor, çözümlenmesini bu teoriye göre veriyor ve bir teoriye göre bu kelimelerin Türkçe olduğunu ispat ediyor. Bu yazılar imzasız. Bu yazılar imzasız. Ama diyorum ki, Ulus gazetesinin ilk sayfasında çıkıyor böyle, bütün sağ tarafını kaplıyor. Ertesi gün diğer gazeteler alıyor, bunları aynen alıntılıyor. Atatürk'ten başkası yazmış olamaz. Ama hani bu kadarı yetmeyebilir. Aynı günlerde Atatürk'ün Cenevre'deki Afet İnan'a yazdığı mektuplar var. Afet İnan yayımladı onları. Ulus'ta yazdığım yazıları nasıl buluyorsun, sana kupürleri gönderdim diyor. Yani bu yazıların Atatürk'ün kaleminden çıktığı kesin. Hocam, bunlar burada var mı? Bu Atatürk'ün kaleminden çıkan yazılar burada meseleler var. Tabii birçoğu var ama evet, kalem, Atatürk'ün kaleminden çıkan hocanın yazılar burada. Biri. Dilde birlik. Bu. Orada var pek çoğu. Bu Atatürk'ün kaleminden çıkan yazılar da şu Türk Dili Dergisi'nin. Ama bende yok. Ağustos 94 fazla sayısında. Fazla var mı ondan sonra? Bundan fotokopi alırsınız. Ben de evde bir tane buldum. Şimdi mesela sabah kelimesini aynı şekilde çözdükten sonra şöyle bir not düşmüş Atatürk. İhtar, yani not ihtar diyor. Güneşin ışıklarına beşik olan bizim sabahımızın ince, temiz, lojik, asil manası görülüyor. Bizim senelerden beri Türk sabahını, Türk diyor bak, Türk sabah kelimesini demek istiyor. Kendi dil hazinemizden matrut bir halde bırakmış, yani kovulmuş bir halde bırakışımız dikkate değer bir noktadır. Acaba sabahın büyük bir kusuru mu oldu? Bunu bilmiyoruz. Öyle de olsa artık Türk dil inkılabı şerefine onun affolunarak yabancılık isnadından kurtarılması gerektir sanırız diyor Atatürk. Evet. Evet, yani bu Atatürk'ün bu sabahı geri alalım. Evet diyor. Tabii bu güneş dil teorisinin pratik amacı bu. Yürümeyeceği anlaşılıyor. Evet, yürümeyi pratik, yani 3. kurultayda 36 yılında aynı zamanda 3. kurultay oluyor. 3. kurultayda o zamanki Türk Dil Kurumu'nun genel sekreteri de söylüyor bunu. Yani şeyleri, o benim kitapta şunu, onlar var. Şunu da alacağız kopya. Evet. Onlar söylüyor bu. Bunlar aşağı yukarı 20-21 gün. Arda arda Ulus gazetesinde 25 günmüş. Evet. Bu benim bakın, burada devi, burada hadis, hadise, diğer bir şeyde hayat. Bunların bu güneş dil teorisi etimoloji sistemine göre nasıl Türkçe olduğu. Diğer birinde düstur kelimesi Ulus. Diğer birinde hat, hatır, hatıra kelimeleri. Hak, hakikat kelimeleri. Efendim,
Sonradan her kelimenin nasıl Türkçe olduğunu mu ispatlamaya çalışıyor? Evet, yani böylece bu kelimelerin atılmasına gerek yoktur. Yani madem ki bunlar güneş dil teorisine göre Türkçedir aslı, o zaman bu kelimelerin atılmasına gerek yoktur abi, noktasına. Şunu bir göstereyim ben tekrar, müsaade edersen, çünkü bazı seyircilerimize 50 kere ifade etmek lazım. Şimdi sevgili seyirciler, abicim yılı kaçtı? 35 yılı 1935'te Ekim-Kasım ayları. Ulus gazetesinde şöyle bakın. Kardeşim kesmeyin, tam sayfa gösterin şunu. İlk gün şu estetik şeyiniz, Allah'ım ya Rabbim ya. Patlama geliyoruz diyor. Yani ille kesilecek. Her şey olacak. Yapmıyor. Şu bakın. Ulus gazetesinin ilk sayfa. Hocam. Gösteriyor işte. Yani gösteriyor. Şey değil, Allah aşkına Pravda mı çıkartıyoruz, tertip şey olacak. Şöyle boydan boya. Gösteriyor. Bakın. Çok şu Ulus gazetesinde 1935'te Türk dili hakkında şu. Şöyle bakın. 20 küsur gün devam eden bir seri çıkmış. İmzasız. Yani artık o öz Türkçecilik almış başını gidiyor. Yapıtsal, işte saylavsal bir dedeme yazılan mektuplar var bende. İlimizi yüce ilbayı diye başlıyor. Vali Bey demek istiyor. Vali yerine kullanılıyor, evet. Şimdi bunlar, bu yazılar Atatürk'ün yazılığı, imzasız yazmış. Ama sonra... Kamutay toplandı diyor yani. Kamutay toplandı, Kamutay evet. toplantısında diyor. Geri dönüş şeylere. Sonra Afet Hanım'a yazdığı bir mektupta, Afet Hanım o sırada dışarıda... Aynı günlerde Cenab-ı Hak. Aynı günlerde sana olmak yazıları gönderdim, nasıl buldun diyor. Evet. Oradan anlıyoruz Atatürk'ün olduğunu. Ve bunlar artık, zaten Çankaya'da Falih Rıfkı yazar, şey dedi diyor. O yazıyor. Dili bir çıkmasa soktuk çocuk diyor. Ne kadar gidecek bu iş artık. Dönmemiz lazım diyor bunlar. Ama şey çok güzel. Kamutay bugün zecri tedbirleri görüştü. Kamutay zecri. Evet. Zecri gizemi. Ondan sonra efendim işte görüyorsunuz. Dönüş başlıyor Eskişehir'e. Bu. Ve bundan sonra Atatürk'ün konuşmalarında artık o kelimeleri görmüyoruz. Yok, evet. Sadece bir şey söyleyeyim. Sadece terim konusundaki Türkçeciliğe devam eder Atatürk. Yani halkın, evet. O da çok normal. Halkın evet. dilindeki kelimelerin atılmasından artık vazgeçilmiştir. Sabah gibi, hak gibi, hakikat gibi, hadise gibi. Ama sadece terim konusunda sonuna kadar devam etmiştir. O da çok tabii bir. Geometri terimlerini de bizzat evet. kendisi şey yapıyor. Sonra 38'de Atatürk vefat edince... Ha bakın önce şunu söyleyeyim. Tabii bu 36-35 Ekim'iyle Atatürk'ün vefatına kadar bu güneş dil teorisiyle ilgili Murat Bey bunları gösterebilirsiniz. Böyle birçok kitapçıklar çıkıyor. Buyurun. Evet. Bunlar 37 sene. Evet. Dosdoğru ilk defa öğreniyoruz bunları. Evet. Yani baştan bunlar. Türkçenin ne kadar sadeleşmesi gerektiği bakın, bu yönünde kitaplar en çıkıyor. Sonra büyük tersi. Savunucularından Hasan Reşit Tankut. Hasan Reşit'in evet. Evet. Böyle kitaplar çıkıyor güneş dil teorisiyle ilgili. Ama... Hocam bir de şeyler var ya, Türk tarihinin ana hatları. Allah orada neler var. İşte o şu. Dedim ya, tarih tezine paralel, o tarih tezi bundan biraz önce. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Fakat Atatürk vefat eder etmez... Bütün bu güneş dil teorisiyle ilgili yazılar bıçakla kesilir gibi kesiliyor. Yani herkes demek ki artık yani içinden buna karşı yani evet, öyle anlaşılıyor. Bıçakla bakın şimdi şuradan. Ama Atatürk'ün vefatından sonra da sadeleşme yok. İsmet Paşa döneminde var mı sadeleşme? İsmet yok. Paşa döneminde tekrar devam ediyor. Erhan'cığım kimlere anlatıyoruz? Devam ediyor. Bana mesajlar Sayın İlber Bey diye geliyor. Çok güzel. Hocaya gelen mesajlar Yasin Bey'e sorar mısın diye geliyor. Çok güzel. Neyi anlatıyor? Şimdi bakın size Atatürk'ün vefatından 5 gün sonra şu Türk dili belleten 38 ilk kanun efendim 5 gün sonra Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde yapılan toplantı. Yapılan toplantı. Orada efendim şimdi bakın demin söylediğim o benim yazımda yok. Bunu yeni fark ettim Murat Bey. O toplantıda... Ne kadar resmiyiz abi, beynenden çıktı ya. Murat. Evet abi. O toplantıda Naim Hazım Onat şöyle diyor. İlmi araştırmaların son gününde idi dedi. Atatürk bizi sofralarına davet etmişlerdi. Bu güneş dil teorisini kastediyor ilmi araştırmalarla. Ben maalesef birkaç dakika gecikmiştim. Bu müddet zarfında büyük şef
muhterem İsmet İnönü'nün de davetli bulunduğu sofrada o gün meşgul oldukları maraz kelimesinin etimolojisini anlatmıştır. Bakın bu da Atatürk'ün yazdığını gösteriyor. Yani Atatürk o gün maraz kelimesiyle meşgulmuş. Peki hocam, Atatürk'ün şimdi bir Türkolog olarak şey yaparsan, Atatürk'ün bu kelime yorumlarının akademik değeri nedir? Akademik hiçbir değeri yok. Sadece o zaman, bence o zaman psikolojik. Yani evet, gerek tarih tezi, gerek dil tezi, efendim Türk aydınlarında, halkında psikolojik olarak bir tatmin duygusu. Ben bunu ne zaman anladım biliyor musunuz? Azerbaycan'da bunu anladım. Hmm. Bakın bugün Azerbaycan'a gidin, efendim işte 1064-1071'de Asya'dan geldik filan deyin, hiçbir Azeri aydınıyla bunu şey yapamazsınız. Hemen size itiraz ederler. Rahmetli Elçi Bey'le bir saat bunun tartışmasını yaptık. Yani anlıyorum, o zaman anladım ben. Niye karşı çıkıyorlar? Biz eskiden beri buradaydık. Yani Atatürk devrinde hani biz milattan önce Hititlerden beri buradayız ya. Şu anda bütün Azerbaycan aydınları, işte Elçi Bey gibi bir adam da dahil. Elçi Bey de tarihçi. Efendim, üstelik tarihçi. Efendim biz 1064'te gelmedik. Eskiden beri buradaydık. O zaman anladım ben. Yani Azerbaycan'daki bu. Çünkü Ermeni davası var. Tabii. Ve Ermeni'ye karşı biz daha eski, buranın esas sekenesiyiz. Esas ahalisiyiz. Evet. Yunanlılar değil diyor Atatürk'te. Biz buranın esas sekenesiyiz. Gerçekten Hititler, Yunan filan da değil ama. Yani bu psikolojiyi anladım ben. Bu psikolojiyle hareket ediliyor. Ama ilgi çekici bir şey daha okuyayım. Okuyabilir miyim? Tabii tabii, estağfurullah, buyurun. Yani bu, bu 5 gün sonra Atatürk'ün ölümünden 5 gün sonra efendim Şevket Aziz ne demiş? O zaman Şevket Aziz rektör. Diyor ki bu 32 senin... yılı Hocam. Bakın 1930 Şevket Aziz konuşuyor. Kansu, Şevket Aziz evet. Kansu. 1932 yılı 19-20 Ağustos gecesi Yalova. Tam Atatürk o sırada Yalova'da çalışıyor bu dil olaylarını. Efendim bana emir verdi. Atatürk Şevket Aziz'e emir vermiş. Yanına yaklaşıyorum. Elimde bir çap pergeri var. Onun anladım onu. Onun milyarlarca nöronlarının, beyindeki nöronlarının normalin üstünde bir fonksiyon ve konstrüksiyonlarına hocam, sahip dimağını saklayan hocam, asil çap pergerini söyler misin ne olduğunu? Asil ve kahraman başını ölçüyorum. Atatürk'ün başını kafatası bu kafatası evet. Ölçüm aletiyle ölçüyor. Neydi onun adı? Hafsala ile. Atsız Bey'in hamile kadın şeyle ölçüyor. Evet evet. İşte Atsız Bey de şey için şaka olsun diye yaptığı. Efendim işte şey Atatürk'ün başını ölçüyorum diyor. Ölçüyorum diyor. Yani o zaman bu fizik antropolojinin kullandığı vasıtalar bunlar. Bakın onu da fazla şey yapmayalım. Bütün Avrupa öyle. Fazla yani İngiltere aracı. O zaman yani şimdiki genetik araştırmalar aslında bugünkü genetik araştırmalarından bunun farkı yok. O zaman şimdiki genetik gelişme yok ki. O zaman fizik antropoloji için başlıca ölçümler, başlıca ölçütler diyelim. Yani şeyler. Kafatası, çene kemiği vesaire. Bugün de hala ölçüt olarak kullanılıyor. Ama yani illa brakisefal olan herkes Türktür demek değil tabii. Efendim. Dolayısıyla bu araştırmalar Atatürk devrinde yapılmış. Bu onu da gösteriyor. Ama Atatürk'ten sonra dediğim gibi onun güneş dil teorisiyle durdurmak istediği bu tasfiye hareketi devam ediyor. İnönü zamanında o kadar şiddetli değil, o kadar şiddetli değil ama özellikle 1960 ila 80 arasında çok şiddetli bir şekilde devam ediyor. Aslında şunu da söyleyeyim. 1950'de iktidar değişince dil kurumu olağanüstü kurultay yapıyor. Ve bu olağanüstü kurultayda bir tüzük değişikliği yapıyor. Bu tüzük değişikliğinde Milli Eğitim Bakanı'nın kurum başkanı olması maddesini kaldırıyorlar. Yani Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu'na göre, Türk Dil Kurumu tüzüğüne göre Türk Dil Kurumu'nun başkanı de dönemin Milli Eğitim Bakanı'dır. Onun için Tahsin Bangoğlu Türk Dil Kurumu başkanlığı yaptı. Onun için. Milli Eğitim Bakanı olduğu için. Milli Eğitim Bakanı olduğu için yani 50-51'e kadar 50 veya 51'de oluyor olağanüstü kurultay. O tarihe kadar
efendim, yani dil kurumu dernek statüsünde olmakla beraber yarı resmidir. Yani TÜZİ'ye göre şeyi Milli Eğitim Bakanı'dır ve Atatürk devrinde bütün maddi şeyi de devlet bütçesinden karşılanır. Türk Dil Kurumu'nun. Evet. Dolayısıyla Demokrat Parti devrinde bunu kabul etmiyorlar ve bu olağanüstü kurultayla bu maddeyi değiştiriyorlar. Ondan sonra 60'tan itibaren bu artık bir ideolojik arka plan da oluyor bu Öztürkçe tartışmalarında. Hı hı. Ve çok şiddetli 60 ile 80 arasında çok şiddetli dil kavgaları oluyoruz. Benim kitabımda da işte o dil kavgalarının yansımaları var, o Dilde Birlik kitabımda.